kendime kurmuştum. Ama Halil Sezai gibi. Yine kendi senaryomuzu kendimiz yazdık. Kafamızda da kendimiz oynadık. Eyvallah, görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Artık çekilişin vakti geldi. Abi modum biraz düştü. Niye derseniz, birazdan göstereceğim zaten. Siz de inanamayacaksınız. Siz de çok şaşıracaksınız. Yani bazı şeylerin önünü açamayacağız. Belli oldu yani. Yani illaki yani önümüze ya YouTube duruyor ya da YouTube reklam duruyor. Yani bir şey duruyor yani. Hani çok da uzatmadan ben bu işin çekilişini yapayım. Yani hiç böyle beklemiyordum. Hiç böyle olacağını hiç ama hiç ummamıştım. Yani ummadığımın, yani az katılanın haricinde daha kötü bir şey göstereceğim şimdi size. Bakın şimdi, bu bizim videomuz. 54 kişi beğenmiş, 4 kişi de dis atmış. Tabi bazı arkadaşlarımız katılmadan beğenmişler. Çünkü hani onlar katılmamışlar ama destekçi olmuşlar. Şimdi 48 kişi yorum atmış buraya. Gördüğünüz gibi. Şimdi 11'i benim arkadaşım bunun. Biliyorum yani. Yorumlardan da söyleyebilirim yani çat 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 şunlar diye. Şimdi bakın. Bu 48 kişiden 11'i benim arkadaşımsa geri kalan kişi neden abone olmamış? YouTube reklam da çalışmış. Hani onun da ayrı şey girmem gerekme uzun sürer diye girmedim. Orada da yaklaşık bir 100 bin kişinin önüne çıkmış. İşte 756 kişi tıklamış falan. 756 kişiden işte 48 kişi videoya yorum yapmış. 11 kişi de abone olmuş. Yani yapacak bir şey yok. Hani bunun önüne geçemeyiz. Hani canlı yayında olmuş olsaydı bu, abone olmayan kişileri mesela Nightbot dediğimiz sistemde yaptığımız zaman abone olmayan kişileri oradan takır takır görürdük ama şu an kimseyi göremem. Çünkü aboneleri gizliyse hiçbir şekilde göremem. Neyse biz çekelim abi. YTRL ve bu siteyi de YouTube'a yazaraktan Enes Batur'dan falan görmüştüm herhalde. Ben bir denemesini yaptım. Yedek yok. İçerik yok. Her kullanıcının bir tane hakkı var. Şimdi yorumları getir. Devam. Adamı bedava şey veriyorsun. Adam gene abone olmadan sadece yorumdan. Ne diyor? 48 adet yorum tespit edildi. Zaten biliyoruz biz bunu. Ne diyor? Yoğunluktan dolayı şu an maalesef ücretsiz çekiliş yapamamaktayız diyor. Abicim uğraştırma bizi. Sanki milyon tane çekiliş mi yapıyoruz? Herkes bir tane. Yorumları getir. Devam et. Ya arkadaş, ne yoğunlukmuş ya. Allah Allah. Az. Herkes bir kere gelebilir. Olur ya, 2-3 tane yorum yapan varsa boşu boşuna milletin aklını yemesin. Senin yoğunluğuna bak ya. Allah'ım. Ya arkadaşlar bak. Ya bir tane çekip gideceğiz abi ya. Bir tane çekiliş yapıp. Zaten sonu Hüsran. Getir şu yorumlara işimize bakalım.
Valla sen inat ediyorsun, ben de inat ediyorum. Zaten düşmüşüm. Düşeceğim kadar. Daha fazla da bir şey olacağını sanmıyorum. Yani 7 TL'yi verip onu mu yapacağız yani? Çok komiksin ya. Çok komiksin. Şöyle siteye baştan girelim. Böyle de girmeyeyim mi diye. Geriden bir diğer gelirim ya. Abi yorumları niye getirdin ya? Tıkır tıkır altı üstü yorumları getirelim. Hah, getirdi. Şimdi 48 kişi katılmış, 758 kişi izlemiş. Burası benim kanalım, yazılar doğru. Her şey doğru. Geri sayım sürecini kendisi otomatikman site belirliyor zaten. Katılımcıları gör diyelim mi? Katılımcıları da görüyoruz burada. Hatta yavaş gideyim, herkes kendini görsün. Sonra aa ben yokum falan demesin. Kazanana hayırlı uğurlu olsun. Yavum. Yedeğe de çeksin ya, çok önemli değil. Elvador, Elvador olacakmış eğer. Bunu bir şeyde yapmış olaydı. Yani örnek veriyorum. 200 kişi katılmış olaydı. Bu şekilde ikinci Elvador Ali olacaktı. Metal Life hayırlı olsun kardeşim. Ne yazmış? Katılmıyorum. Aslında katılıyorum da bana çıkarsa diye yazmış. Mesajının devamını göremiyoruz. Buradan geri YouTube'a geçelim. Nerede? Heh. Katılmıyorum. Aslında katılıyorum da. Bana çıkarsa diğer ay tekrar çekersin. Bu arada 4 gün geçmiş. Ben yeni gördüm. İşte bu da zaten belirtilerinden biri. Adam beğenmemiş. Bu da zaten belirtilerinden biri. Bak Ken, yani bu insanı tanıyorum ben. Her gördüğümde yani kesinlikle 10 yorumumun ikisine yazar. Niye adam hani destek amaçlı, çok öyle bir şey değil. Bak adam, böyle güzel insanlar da var. Bunu yapmaya başladığımızdan beri yaklaşık 100'e yakın mesaj aldım. Ya o 100 kişi gelip şuraya yani katılsa ne olurdu? Biri diyor işte Instagram'da mesela verdiklerimde adam mesaj atıyor. Abi diyor işte UC ver. Öbürü diyor işte Brawl Stars'da pas ver. Öbürü diyor Royal pas ver. Bilmem ne ver. Ya arkadaş bir şey yapıyoruz şurada ya. Ya bugün bunu verdim, yarın da onu vereceğim. Ama yani gene hüsranla bitti yani. Reklam da vermemize rağmen. Yani bu üst kitleye nasıl ulaşacağız ya? Yani bu kabuğumuzu nasıl kıracağız ya? Çok merak ediyorum. Video kaç dakika olmuş? 2 dakika, 3 dakika olmuş. Ha, size bir tane yorumdan da şey yapacaktım. Karanlık kardeş, YouTube ortamını güzel özetlemişsin. Maalesef o bahsettiğin insanlar hayatın her noktasında var. Bir sıçrayış ve büyüme yaşadıklarında geldikleri yeri unutuyorlar. Ve o yolda ilerleyip destek bekleyen insanları ya eziyorlar ya da küçük görüyorlar. Ama sayfana göz attığımda gayet özverili ve güzel paylaşımlar yapan bir arkadaşımızsın. Sadece buraya endeksli değil, sanal ortam haricinde ticaretin zorluğuyla uğraşan bir arkadaşımızsın.
Kimse ya da herhangi bir şey senin azmini ve istikrarını kör etmesin. Gayet başarılı paylaşımlarım var. Elbet bir gün senin de yıldızın parlayacak, inanıyorum. Allah kalbine, gönlüne göre versin kardeşim. Başarılar diliyorum. Ha, devamında yazmış. Çekiliş bana çıkarsa gönlünden geçen ne varsa onu isterim. Normalde çekilişi buradan paylaşmayacaktım. Yani bunu YouTube'a atacağım. Çünkü Instagram'dan gören olur, görmeyen olur. Varsın buna da iki kelam yazsınlar ya. Buna da diss atsınlar. Bir şey değişmiyor zaten. Biz hala aynı kaldığımız yerdeyiz. Bu arada Nono Live. Evet, Nono Live olması lazım. Nono Live'da yayına başladım. Yaklaşık 2-3 gündür bir server'ı falan denedim. Yayın şeylerini denedim. Muhtemelen burada yayına devam edeceğim. İzlemek isteyenler, katılmak isteyenler olursa beklerim. Canlı yayından. Çünkü yaklaşık bir 20-30 kişi falan yazmış. Abi canlı yayın aç, hani oradan devam edelim. Bir tane oradan güzel videolar çıkarsa işte YouTube'a atarız. Şöyle olur, böyle olur. Hani ben de canlı yayına en ters düştüğüm şey yayına gelen dengesizlerdi. Yani bu diss atanlar, işte ne bileyim trollcülük yapmaya çalışanlar. Tabi onların da şimdi çözümünü buldum. 2-3 tane moderatörle, yani gönüllü moderatör diyeyim. Sağ olsunlar, hani yayın açtığımda bekleyecek birkaç tane arkadaşımı buldu. Yani kalkıp da 2 saat chat'i işte yok banlayayım, yok kafam 2'de bir chat'e baksın, yok chat'in tribine gireyim. İnşallah böyle şeyler olmayacağını düşünüyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Gönül isterdi ki 200, 1000, 2000, 3000, 10.000. Yani ben 10.000'i gözümde kestirmiştim. Çünkü önceki videomda da söyledim. 100 taneye bir tane, 1000 taneye 10 tane, 10.000 taneye de 100 tane diye düşünmüştüm zaten. Kendi kendime vurmuştum. Ama Halil Sezai gibi. Yine kendi senaryomuzu kendimiz yazdık. Kafamızda da kendimiz oynadık. Eyvallah, görüşürüz.